İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Üzarı, Semih Öztürk, Sema Aydemir'le beraberiz. 10'a 8 kırmızı takım kazandı. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz ama son haftaların en çok konuşulan ismi Aleyna Çalışkan. Belki de bu seneki Survivor'ın pota kraliçesi Aleyna Çalışkan Survivor'a bu hafta veda etti. Tabii ki bir kaide de bugün bozulmamış oldu. Survivor'a veda eden yarışmacılar genelde performansının zirvesine çıkar. Aleyna Çalışkan da bugün 3'te 3 yaparak Survivor'a veda etti. Konseyde konuşulacak çok konumuz var. Sonra da oyuna geçeceğiz. Hemen sevgili Murat Özoray'a veriyorum sözü. Murat abicim, yine çok yakışıklısın. Tişörtün kırmızı. Çok teşekkür ederim sevgili Furkan dede. Müzik alev gelsin. Alev yanıyorsun. Çok müzik güzel. Gelsin müsaade edersen. Tabii. Aleyna, Aleyna, potaların kraliçesi Aleyna. Tam havaya girmişken maalesef bu kez 9. potada geldin sona. Sen gidince Dora erdi muradına. Veda ettin kankan Kalaycıoğlu'na. Arkadaşların çok destek oldu bu yolda sana. Bastılar seni bağırlarına. Ama sen veremedin kendini bir türlü oyuna. Takma kafana Aleyna. Artık bakma hiç arkana. Bundan sonra bak yoluna. Un, dos, tres. Aley, aley, aley. Bravo Murat abicim. Ağzına sağlık, gerçekten çok güzel bir şiirdi. Çok teşekkür ederim. Murat abicim, hemen yorumunu da alalım senin. Yorumumu hemen söyleyeyim. Aleyna Çalışkan, Acun Ilıca da söyledi. Türkiye'ye bu Çalışkan soyadını kazıdı dedi. Gerçekten 8 tane potaya girip elenmemek ve 9. potada veda etmek büyük bir olaydır. Neden dersen, Aleyna Çalışkan'a baktığın zaman, Survivor profiline baktığın zaman inanılmaz bir başarılı, performansı çok yüksek olan bir yarışmacı değildi. Ama ve lakin bu kadar performansı düşük olan bir yarışmacının da halk tarafından bu kadar sevilmesi ve bu kadar konseyden çıkması bence Guinness Rekorlar kitabına girer yani. Tabii. Gerçekten büyük bir olay başardı Aleyna Çalışkan. Ha, performansıyla gönüllerde taht kuramadı ama sempatikliğiyle, sevecenliğiyle, hele bu son gece bu arkadaşlarına yapmış olduğu telefon konuşmasındaki o ciciliğiyle gerçekten hepimizin gönlünde taht kurdu Aleyna Çalışkan. Ve Aleyna Çalışkan'ı gerçekten Survivor izleyicileri unutamayacaklar diye düşünüyorum. Ve ona bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bir kez daha un, dos, tres, aley, aley, aley diyor. Şöyle de bir durum olmadı mı abi? Normalde mesela şu anda tabii artık Survivor'da bireysel yarışlara döndü ki bunları da değerlendireceğiz birazdan. Evet. 3 tane dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bütün yarışmacılar birbiriyle yarışacaklar. Geçen seneki sistem. Ama Aleyna Çalışkan tabii ki performans olarak bu noktada değildi diğer yarışmacılar ama giderken ya bu kız neden gidiyor hissettiriyor bize. Yani ben üzüldüm Aleyna Çalışkan giderken, şimdi onun duruşu, bakışı, hani sen gitme tamam kal diyesim geldi içimden. Bir de Furkan yani. Dede bak, kaderdir, Allah'ın işine bak. Kız 8 potadan çıktı ve performansı bir türlü belli bir seviyeye gelememişti. Tam giderken 3'te 3 yaptı. Ve giderken de Ayşe gibi Survivor'a damga vuran bir kadını 3 kere üst üste yendi ve öyle gitti. Kaderinde de bu varmış. Belki de hani bugüne kadar yapamadığını giderken yaptı. O da bir enteresan. Yani o da hafızaya, o da kazınacak. Sen de şimdi tabii futbolla çok alakalı evet. olduğu için bu maça ne maçı denir bugün Aleyna Çalışkan? Son dakika golü attı. Jübile maçı oldu. Jübile maçı yaptı. Bugün jübile son maçını yaptı. Son dakika golü ve arkadaşların omuzlarında jübilesinde uğurlandı ama giderken de hani şöyle son, her zaman her şeyin sonu konuşulur ya, filmlerin de sonu. Mesela filmi seyredersin, ortasını filmin kimse konuşmaz. Tabii. Hep filmin sonu konuşulur. Ya başı ya sonu. Romanlarda da öyledir. Romanı mesela, ben mesela roman okurken ufakken hep şey yapardım. Romanı alırdım elime, son sayfayı açar bakardım, merak ederdim sonda ne oluyor. Tabii romanı baştan okumazdım, son sayfayı açardım merak peki, ederdim. Peki son sayfayı okuduktan sonra tekrar geriye dönüyor muydun? Yok, dönmezdim, rahatlardım. Barış'ın kitabını nasıl okudun mu? Yok, onu okuyamadım, daha okuyacağım ama. Onun için de Aleyna Çalışkan sonda iyi yaptı ve öyle gitti. Onun için de bu da çok güzel bir anı olmuş oldu. Evet Sema'cığım, sen nasıl değerlendiriyorsun? Aleyna Çalışkan veda etti. Yani baktığım zaman, artık elendiği için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, bana en sempatik gelen yarışmacılardan birisiydi. Hı hı.
her seferinde şey diyordum ya, bugün göster. Çünkü parkurda eksiği yoktu kızın. Atışta olmuyordu, heyecandan olmuyordu. Belki el becerisinden olmuyordu ama eksiği yoktu. Gayet hızlıydı, dayanıklıydı. Ve Aleyna'nın en güzel özelliği şu, dikkat edin. Kaybeden yarışmacılar ya birine sataşır ya kendine kızar, bir şeylere sorun çıkarır ve sinirlenir ve üzülür, bir şeyler yapar. Aleyna Çalışkan bu kadar kaybedip kimseye bulaşmayan, yani ona laf söylendiğinde bile takım arkadaşlarından kırılmayan, hiçbir şeyin umurunda olmadığı, kendi Survivor'ını yaşayan bir yarışmacı. Hakikaten 20. haftayı zannediyorum, 20. haftaya kadar gelmek çok büyük bir başarı. Hani ben Aleyna Çalışkan'ı asla başarısı olarak görmüyorum. Çünkü çok daha performansı iyi yarışmacılar gitti. Merve Aydın'ı eledi Aleyna. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Sevinmiş demek oluyor. Sempatik gelmiş demek oluyor. İnsanlar onu içlerinden hissedip oy vermiş. Evet, o yüzden evet biz izleyemeyeceğiz. Ama yine de kaybetmedi. Bence Survivor'a çok şey kattı. Bir de yaşı da küçük. Yaşının küçük olmasından kaynaklı da aslında belki de çok böyle, hani biz hep kendi aramızda diyoruz ya, ne kadar saf bir kız. Mesela ben şeyi unutmayacağım, dünkü konseyde Allah'a emanet stratejisi yaptık diye şeyi unutmayacağım. Tabii. Yani. Benim de mesela aklıma ne geliyor? İki tane bireysel sembolü Aleyna Kalaycıoğlu kazandı. Geçen hafta ve bu hafta zannedersem. Hı hı. Aleyna Kalaycıoğlu kazandı. Onu kutlamaya gidersin, az kalsın kızı sakatlıyordu. Bir tanesini de sopayla vurdu kıza ama bak bunu o kadar saf duygularla yapıyor, evet, ki. Evet. Ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu yine tebrik ediyorum. Bütün topları göğsünde yumuşatıyor orada. Evet. Mesela başka bir yarışmacı olsa hop ne yapıyorsun bir kendine gel falan. Ve şunu da söyleyeyim. Bu sezonki en iyi dostluk bence. Onların dostu arkadaşlığı. Ben bir günden bir güne insanlar of der. Kötü niyetten değil. Of ya yine o kaybetti. Aleyna Kalaycıoğlu'nu da tebrik ediyorum. Bir günden bir güne. Kızlara suç buluyorsunuz. Aleyna Çalışkan kaybetti. Ben mi kaybettim demedi. Her zaman arkadaşının yanında oldu. Hiçbir zaman tek kadın yarışmacı kalmaya direnmedi, istemedi. Hep arkadaşıyla beraberdi. O yüzden Aleyna Çalışkan'ın kârlarından biri nedir derlerse Aleyna Kalaycıoğlu gibi de çok iyi bir dost kazanmış oldu. Ben kesinlikle aynı şeyi yayından önce de seninle konuştuk. Yani tabii ki Survivor'un sonunda arkadaşlıklar devam ediyor mu etmiyor mu bu masada çok tartıştık. Semih şu an dudak büküyor sanki devam etmeyecekler gibi ama ben bu arkadaşlığın Survivor sonrasında da devam edeceğini düşünüyorum. Ümit ediyorum diyorum ve Semih'e veriyorum. Aleyna Çalışkan temsiliyet gücü çok yüksek olan bir yarışmacıydı. Halkta karşılığı çok fazlaydı. Neden derseniz bu onun özelliğinden dolayı olan bir şey değil. Fakat Aleyna Çalışkan kimsesizlerin, ötekileştirilmişlerin, yalnızların sesiydi. Toplum tarafından kenara itilmişlerin sesiydi. Bunu geçtiğimiz programlarda ben anlattım. Bir sınıfta olabilir bu. Bir sosyal ortamda olabilir. Arkadaşlık ortamında olabilir. Okulda olabilir, iş yerinde olabilir. Bir spor camiasında olabilir. Bir toplumsal kümelenmenin olduğu her yerde olabilir bu. Herkes o grup içerisinde göz bebeği olmaz. Hı hı. Kimi çok popüler olur, kimi arka planda kalır. Aleyna Çalışkan yarışmaya sonradan da girdiği için arkadaşları tarafından hep ortamda, bulunduğu grupta herhangi biri olarak varlığını sürdürdü. Bu çok kötü bir şey. Maalesef ki bazen bazı yarışmacıların kaderi bu oluyor. Aleyna Çalışkan ilk girdiğinde bulunduğu ortamlarda hiç fikri soruluyor muydu? Ayşe, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu. Üçü bir arkadaşlık yaptı. Onunla çok fazla, yani mecburi arkadaşlık kurulan yarışmacılar oluyor. Aleyna Çalışkan'ı nereye çekersen mecburiyetten orada bulundu. Onlarla arkadaşlık yaptı. Aleyna Çalışkan'ın ben Dora'yla da arkadaş olmak istediğini düşünüyorum. Poyraz'la da arkadaş olmak istediğini düşünüyorum. Ama onlarla olamadı. Çünkü bir grubun içerisinde buldu kendini. Aleyna'yla... Yani Kalaycıoğlu'yla Ayşe'nin yanında şimdi iki tane büyük handikap var. Bunların üzerine inşa edelim. Birincisi sonradan gelmesi. Evet. Yani bu çok bütün yarışmacılar için büyük handikap. İkincisi de performansının altta kalması. Yani zaten iki handikap birleşince doğal olarak ne yapsın? Bu anlattığım hikaye, bu anlattığım özellikler zaten performansı kötü olan yarışmacılara genelde yaşayabiliyor bu kaderi. Sonradan da geldiği için hiç düşüncesine değer verilmiyor. Zaten hep şu gözle bakıyorlar o yarışmacıya. Sonradan geldi. Performans da kötü. Yazarız gider bir ara. Bizim yanımızda durmasının da bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyoruz.
karşı grubumuzda durmasının da bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyoruz. Karşımızda olursa yazar göndeririz. Yanımızda olursa birileri yazar. Yani bizim yanımızda durmasının bir sakıncası yok. Bu bakış açısıyla yaklaşıyorlar. O yüzden onunla kurulan ilk dönemdeki arkadaşlıkların hepsi suni. Bir arkadaşlık yoktu ortada. Fakat zaman geçtikçe Kalaycıoğlu'yla arkadaşlığı pekişti. Ona bir sözüm yok. Onların arkadaşlığına ben de inanıyorum. Fakat kız bu baskılara rağmen bir gün olsun ben ağladığını görmedim. Belki ağlamıştır ama... Bugün ağlayacaktı işte giderken belki. Yani her olayda, her yaşadığı mobbingde hüngür hüngür ağlıyor diyemeyiz. Hiç böyle bir şey olmadı. Hiçbir zaman neşesini kaybetmedi. Kız tam anlamıyla bir survivor'dı. Kesinlikle. Aksini asla düşünemem. Kim ne derse desin. İtiraz da etsen sakın etme. Kırılırım. Kalbimi de kırmanın anlamı yok gecenin bu saatinde. Yani kız dört dörtlük bir survivor'dı. Söylüyorum. Şampiyon olabilir miydi? Olabilirdi. Neden olmasın? Çünkü 8 potadan çıktı. Bu demek ki halkın teveccühünü gösteriyor. Değil mi? Onu sahiplenen bir kesim var. Fakat zaten bugünkü kuralla da gördük biz. Yeni bir kural geldi. Kural demeyeyim, yeni bir düzene gidildi. Oyun bireyselleşecek. Bireyselleştiği zaman orada çok fazla varlık gösteremeyeceğini hepimiz tahmin edebiliriz. O yüzden belki onun için de hayırlısı şimdi, oldu. Tabii burada şöyle bir durum var. Tabii ki önümüzdeki haftadan itibaren oyun bireyselleşiyor ama birçok yarışmacı bence şunu da unuttu. Aleyna Çalışkan aslında oradaki birçok ana karakter içinde bir nevi koruma kalkanı görevi de görüyordu. Yani bugün Batuhan, İsmail, Aleyna Çalışkan'ı eleştiriyorlardı. Çok fazla eleştirmediler, çok fazla birlikte vakit geçirmediler ama Aleyna Çalışkan gittikten sonra eğer şu anda aynı sistem devam etseydi sıra kime gelecekti? Onlar. Ya İsmail'e gelecekti, ya Batuhan'a gelecekti, ya Aleyna Kalaycıoğlu'na gelecekti. Yani bu öndeki bir kalkan gibi aslında onların avantajına da bir durum. Yani yarışmacıların, kırmızı takımın bireylerinin gidip de Aleyna Çalışkan gitse rahatlarız, gitsin demelerine gerek yok. Bilakis Aleyna Çalışkan'ın varlığını koruyabilmek için elinden gelen bütün mücadeleleri de göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani. Sayın Furkan'cığım, ama bu düşünce aslında onu 8 potadan çıkardı. O kızın biz düşük oy aldığını bilmiyoruz. Performansı kötü olabilir. Hep o niyetle potaya yazılmadı mı? Evet. Yazıldı. Yazıldığı için halk da sahip çıktı. Batuhan Aleyna Çalışkan üzerinden bence hesap yapmasın. Eğer öyle düşünüyorsa ya da İsmail ya da Poyraz birileri herhangi biri. Onların zaten SMS'i yüksek. Eğer onu bir can simidi gibi görüyorlarsa bu düşünce çok yanlış. Daha önce elenen yarışmacılar belki onu öyle görmüş olabilir. Onlar çünkü SMS birincileri olamadı çok fazla. O yarışmacılar onu öyle görebilir. Bir hafta daha kalabiliriz Aleyna Çalışkan gidebilir. Öyle gördükleri için zaten yanıldılar. Niye tebrik ediyorum ve takdir ediyorum Aleyna Çalışkan'ı? Bu baskıya rağmen tarihte çok fazla yoktur. Böyle baskı görüp böyle dirençli kalabilen yarışmacı. Bu baskıya rağmen hiç kendinden taviz vermedi. Belki karakteri bilmiyorum. Kız zaten kendinde çok iyi olduğunu da söylemiyor. Ama insan içine kapanır. Bu kadar eleştiriye rağmen kız hiçbir zaman negatif ama bir düşünceye girmedi. Ama orada ben Sema'ya katılıyorum. Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok büyük desteği var yalnız sonradan. Orada. Yok yok. O geldiği anda itibaren bak Aleyna Çalışkan ilk önce Ayşe ile Kalaycıoğlu'nun yanına geldi. Evet. Onlar bir sahip çıktılar. Sonra Ayşe Kalaycıoğlu'ndan koptuktan sonra Çalışkan'la Kalaycıoğlu birlikte olmaya başladılar. Yani kadın yarışmaya girdiği günden itibaren Aleyna Kalaycıoğlu onun yanındaydı. Peki bir kere de of demedi. Bu kadar baskı gördü Aleyna. Merve niye hiç baskı görmedi? Mesela Merve'nin Survivor'ı kebap geçti. Çok kebaptı. Ama zaten ya da Aleyna, Ayşe. Aleyna'nın performansı yüzünden tamam. Baskı gördü zaten. Yani sonradan da geldi. Performansı tamam, ama olsaydı baskı yapmazdı kimse. Ama her şey performans mı? Ama arkadaşların bu yüzden aynı performansı mı sergiliyor? Arkadaşların baskı sebebi bu. Herkes takımda bir sınıfta, sebepleri. Herkes çok mu çalışkan? Ya da bir iş yerinde herkes aynı eforu mu sarf ediyor? Böyle bir şey hayır. Yok. Seni, ben zaten seninle bu konuda %100 aynı fikirdeyim ama Survivor'da da bu zamana kadar gördüğümüz şey performansı düşük olan yarışmacıların eleştirilmesi. Ben koruma kalkanı derken Aleyna Çalışkan üzerinde söylemedim. Burada mesela dördümüz varız, bir takımız. Benim performansım çok düşük. Siz devamlı benim gitmemi istiyorsunuz. Aynı takımdayım ama ben gittikten sonra sıra size gelecek. Benim değişen bir şey olmayacak. Bir şey. Tamam yani. Ben öyle düşünüyorum. Seni yazıp duruyorsun. Sen herkese iniyorsun. İşte bu düşünceden zaten halk sahip çıktı ve 8 kere potadan çıktı. Yani bu düşünce de birinin üzerine böyle yazarız gider.
ya da böyle performans kötü, devamlı eleştirelim, baskı kuralım. Murat abinin de... Buna kimse müsaade etmiyor. Halk müsaade etmiyor. Fikrini bunu yine gördük. Murat abi, Aleyna Çalışkan'a hem mavi takım hem kırmızı takım nazarında bir baskı uygulandığını düşünüyor musun? Aleyna Çalışkan'ın buna verdiği tepkileri sen nasıl yorumlarsın? Merak ediyorum fikrini. Vallahi Aleyna Çalışkan'a arkadaşları inanılmaz destek çıktılar. Yani eğer destek çıkmadılar dersek yanlış konuşmuş. Hangi arkadaşlar? Ben çıkmadılar diyorum. Hangi? Kırmızı takım mı diyorsun? Genel. Yok, bence hepsi destek çıktı. Hepsi? Hepsi destek çıktı. Ha şöyle, performansını tabii ki beğenmediler. O doğaldır yani, performans olarak kendine bir fayda sağlamadığını oradaki uçan kuş gördü yani. Bütün dünya gördü yani. O konuda hiçbir şey diyemeyiz. Performans olarak tamam ama performans dışında onu iyi performansa yönlendirmek için, onun başarılı olması için, onun psikolojisini düzeltmek için bayağı bir uğraştılar yani. Uğraşmadılar desek çocuklara haksızlık yapmış oluruz. Evet, hem İsmail uğraştı, hem Batuhan uğraştı, hem Berkay uğraştı. Zaten kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu zaten onun kankası. O zaten hep uğraştı kız. Yani belki de kendini bırakıp onunla uğraştı yani. Aleyna Kalaycıoğlu'nu süper tebrik etmek gerekiyor. Çünkü o kendini daha fazla belki çalışkanla uğraştı ama... Şimdi o iki kadın olduğu için onlar tabii ki birbirlerine daha bağlı oldular. Daha çok konuştular, daha beraber oldular. Ama üç tane erkek bana göre inanılmaz destek oldular. Şu ana kadar da hiçbir problem yaratmadılar Aleyna Çalışkan'a karşı. Ama tabii ki her zaman onun başarısız olduğunu, performansının düşük olduğunu söylediler. Bu çok doğaldır. Yani ne yapacaklardı? 2'de 0 yap, 3'te 0 yap. Ay harikasın Aleyna, harikasın Aleyna diyecek halleri yoktu. Orada tabii ki gerçekleri realist olarak onun suratına gerçekleri söylediler. Ama kalpten onu çok sevdiler, onun gitmesini istemediler ve gidince de çok üzüldüler. Bu yani yaşanan olaylar bence bu. Aleyna Çalışkan sence doğru zamanda mı gitti? Aleyna Çalışkan mı? Evet. Bak şimdi Aleyna Çalışkan'ı halk bir kere eğer şöyle. Şimdi artık öyle isimler kaldı ki yani çok kafa isimler kaldı. Kafa isimler kalınca da Aleyna Çalışkan doğal olarak da artık çok ortaya çıktı yani. Onun başarısızlığı çok ortaya çıktı. Eğer burada mesela bu kadar kafa isim kalmasaydı belki halk onu yine taşırdı. Bak ben sana söyleyeyim. Ama şimdi artık halk da dedi ki tamam kardeşim zaten Survivor'da bitiyor artık. Sona gelindi. Şampiyon belli olacak 2-3 gün sonra belki. Öyle bir havaya girildi artık. Artık halk da dedi ki bunu artık belli bir yere kadar getirebiliriz. Çünkü diğerlerine de haksızlık yapmayalım diye düşündü diye düşünüyorum ben. Ben de olsam aynı şeyi düşünürdüm. Ben de Aleyna Çalışkan'ın gitmesini istemezdim. Çünkü çok seviyorum, çok sempatik ama baktığın zaman da artık isimlere bak abi. Şimdi bu isimlere baktığın zaman da şimdi Aleyna Çalışkan'ın bu isimler arasında kalma şansı var mı artık? Bana göre yok. Doğru bir hafta. Doğru bir hafta. Doğru bir hafta yani. Şimdi, sonra gelince. Hani yani. Bugün bireysele geçme ilan edilmediğini düşünün. Aleyna Çalışkan'ın sayı aldığı bugün, bakın Batuhan ne dedi? Şu sayıları 3 güne yaysan biz hepsini kazanıyorduk. Çünkü hep bayrak da verdiler. Bir sayı alsaydı takımı birçok şeyden faydalanacaktı. Ödüllerden, dokunulmazlıktan. Şimdi bugün aldı. Ama eğer devam etseydi bu süreç, sürekli bu şekilde kaybedeceklerdi ve bu kayıp olarak da bu kız hep suçlu olacaktı. Tadı da kaçacaktı bir yerden sonra. Aslında çok doğru bir yerde. Ayrıca dün söylediğimin ben yine arkasındayım. Aleyna Çalışkan, Batuhan'ın, İsmail'in, Berkay'ın oradaki ödüllerini engellediği gibi Aleyna Kalaycıoğlu'nun da başarısının görünmesini engelliyor. Ben bunu dün söylediğimde yazan yazmış. Sen nasıl Ayşe kadar başarılı dersin? Göstereyim arkadaşlar. 51 oyuna çıkmış Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu. 26 oyun Ayşe kazanmış, 25 oyun Aleyna Kalaycıoğlu kazanmış. Kafa kafaya yani. Kafa kafaya. Şimdi Ayşe'nin ne kadar iyi olduğunu zaten söylüyoruz. Ama kimse benim Aleyna Kalaycıoğlu'nun iyi söylememi, cümle kurmasına kabul edemem. Bu kızı da korumak zorundayız. Ayşe'nin özelliği nedir? Aleyna Kalaycıoğlu 10 oyundan 2'sini kazanıyor, 8'ini kaybediyor. O yüzden Aleyna Kalaycıoğlu'nun da Survivor için, başarısını gösterebilmek için... En iyi rakibiyle kozlarını paylaşabilmesi için Aleyna Çalışkan'ın gitmesi hem takım için ve ilk önce Aleyna Kalaycıoğlu için iyi oldu. Peki sana bugünkü oyunla ilgili bir şey daha soracağım Semih, ondan sonra vereceğim sana sözü. Şimdi Aleyna Çalışkan öyle bir noktaya geldi ki bugün 3'te 3 yaptı ya. Şimdi Ayşe hem kendisi hem de diğer takım arkadaşları sen nasıl Aleyna Çalışkan'a 3 puan verirsin tarzında bazı eleştirileri asla oldu. Asla kabul etmiyorum. Ayşe de bununla ilgili özürler diledi. Diğer arkadaşları sen nasıl Aleyna Çalışkan'a 3 puan asla verirsin? Asla kabul etmiyorum. Bugüne kadar bu 5 aylık süreçte o takımı hani en çok kim sırtladı derlerse Ayşe sırtladı.
Yani Ayşe bugün 3 değil 13 oyunda verse kimse Gökhan'ı çıkaramaz. Ayşe'nin de özür dilemesine gerek yok. Ama onu anlayabiliyorum. Ben de mesela kaybettiğim gün özür dilerim. Yatak ödülü mesela. Bana vermeyin yatağı. Ben bugün oyun kaybettim dediğim oldu. Çünkü insanlara karşı bir sorumluluk oluşturuyorsun. Hı hı. Kız onlar için işte kazanıyor. Sırtını sıvazlıyorlar. Ödüllere götürüyor ya da işte hep beraber ama Ayşe'nin payı daha çok şimdi. Allah var. Onu yapan, o şeye sorumluluğu üstlenen bir insan bir kere kaybetti mi kendini mahcup hissediyor. Çünkü o sorumluluğu hep baş etmiş onunla. Böyle hissetmesi normal ama asla hissetmemesi lazım. Bu derlerse ki mavi takımı bugünlere kim getirdi, bu kadar ödülü dokunulmazdı, kim kazandırdı? Birinci sıraya Ayşe'yi koyalım. Şimdi burada nasıl ki dün Aleyna Çalışkan puan kaybediyor diye İsmail ile Batuhan sistem ettiklerinde kendi aldıkları sayılar da düşükse, ben bugün mesela şimdi baktım, Ayşe'ye hani ya nasıl Aleyna Çalışkan'a puan verilsin diyorlar. Tamam Ayşe bugün iyi değildi ama 5'te 2 yapmış, 3'ünü Aleyna Çalışkan'a vermiş ama 2 tanesini de Aleyna Kalaycıoğlu'ndan almış. Steven'a bakıyorum o da 5'te 2 yapmış. Dora'ya bakıyorum o da 5'te 2 yapmış. Poyraz'a bakıyorum o da 4'te 2 yapmış. Yani siz alıp olayı uzaya götürüp de Ayşe sizin arkanızda kalmadı yani. Kadın bir günde Aleyna Çalışkan'a kaybedebilir. Her İsmail şey olabilir. İsmail Balaban'la baş edemediler bugün. Kabul etsinler aynen yani. Aynen öyle. İsmail Balaban'ın da bugün hakkını vermemiz gerekiyor efendim. Şov yaptı. 6'da 6 yaptı. Murat abi sen atlamazsın böyle şeyleri. Daha oyunu sormadı ki. Oyuna gel. Ha, tamam, sorsan konuşacağız. Şu anda kaşları Murat abinin oyunu çok sert bakıyor. Oyunu sormadın Furkan dedi. Hemen oyuna geliyorum. Semih'e vereyim sözü oyuna geleceğim. Burada sadece katılmadığım bir konu var. Aha. Aleyna Çalışkan'a arkadaşları sahip çıktı korudu lafına. Bunu kim söylerse ben karşı çıkarım. 26 Batuhan'ın olmuş. İsmail'in çocukların Sema. Hakkını Sema, yemezsin burada. Hakkı değil. Sen hakkını yiyorsun. 20 hakkı, bir saniye. 20 hafta yarışma izledik biz. Aleyna Çalışkan 3. 4. hafta geldiğini varsayalım. Sonradan geldi yarışmaya. Bazı haftalarda bulunduğu takım SMS'i açılmadı. Potaya girme ihtimali yoktu. Buradan yani farazi konuşuyoruz. 6-7 hafta böyle gitse 12-13 haftanın belki de her hafta bilmiyorum potaya yazılmış bu arkadaşımız. Nasıl bir koruma bu? Nasıl bir sahip çıkma? Ben sana geleceğim Furkan. Hadi moralini bozma. Böyle çok fazla da görmedik biz. Aleyna Çalışkan'a devamlı motive mi ediyorlardı? Bu da yok. Bunu da söyleyemeyiz de. Hadi diyelim ki sen kötüsün ben geliyorum Furkan yaparsın edersin moralini bozma diyorum. Sonra biz kaybediyoruz. Furkan. Bir dahaki hafta yine oluyor. Furkan. 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 10, 1, 2, 3, 4, 10 olmuş ya. Nasıl bir koruma bu? Bu Aleyna, bana kimse anlatmasın ya. Bu Aleyna Çalışkan'a darbe vurmak için değil, orada yanında kalan yarışmacılar çok daha iyi olduğu için. Onu neyi kıza karşı, neyi performans? Ne İsmail'in ne Batuhan'ın, hiç kimsenin, Berkay'ın o kıza karşı yani mutlaka şey iyi şeyleri oldu. Ben öyle bir şey demiyorum. Atışları gösterdiler, tamam yaparsın dediler. Bir hafta yazmadılar sırf arkadaşları dalga geçti diye. Bu çocukların hakkını yiyemeyiz. Bu kız kırmızı takımda gördüğü muameleyi mavide görmedi. Kırmızı takım bu kıza sahip yok, çıktı. Yok bence Aleyna Çalışkan'ın hakkını yiyemeyiz. Onun hakkını yemeyelim zaten. Yemeyelim zaten. Kız. Ama çocukların da hakkını yemeyelim. Kıza ne türlü türlü baskılarla geldiler. Kız hiçbir zaman üstü bunu bozdu. Ya bozdu evet. Zaman zaman da bozdu ama başkasına yapılsa çok daha sert tepkiler verebilirdi. Kız hiç uyumu bozmadı. Yoluna devam etti. Tebrik ediyorum kendisini. Katılmıyorum. Kimse çok korumadı. Kimse bunu kabul edemem Furkan'cığım. Tamam kimse sana bunu kabul ettiğine çalışmıyor zaten. Furkan diyor ki hakkını yemeyiz. Ben de senin hakkını yediğini düşünüyorum o zaman. Hayır, hakkını yemeyiz. Ben kızın hakkını yemiyorum. Hayır, Sema hakkını yiyecek ne dedi kendine? Öyle diyor hakkını yemeyelim diyor. Kızın zaten bir dakika. Ben kızın ne kadar olaylara farklı baktığını, ne kadar pozitif olduğunu zaten söyledim. Aleyna Çalışkan hakkı yenmiyor ama Batuhan'ın, İsmail'in, Berkay'ın, Kalaycıoğlu'nu da şöyle yemeyelim diyorum. Performansı kötü olan yarışmacılar, ya 10 sayıdan ikisini kaybeden yarışmacılara mavi takımda bu kıza baskı yaptılar. Dora mesela yaptı. Ama bu çocuklar bakın takım arkadaşları şöyle at, böyle tut. Hayır öyle değil Aleyna. Arkadaşlar bunda bir kötülük yok. Murat abi çok daha iyi bilir. Maçta insanlar birbirlerine takım arkadaşlarına bağırmazlar mı? Bunlar olur. Daha çok atmasını Sema'yla istiyorlar. Semayla farklı açılardan bakıyorsun. Ama, sadece performans olarak değerlendiriyor. Ama şimdi şöyle Aleyna Çalışkan'ı performans dışında neyle suçladılar?
Hiçbir şeyle suçlamadı. Hiçbir şeyle. Bir tek performans konusunda eleştirdiler ve daha iyisi için uğraştılar. Şimdi şöyle toparlayalım. Murat abi, oyuna gelmeden önce kritik bir sorum daha var sana. Evet. Çünkü SMS sıralamasında Berkay birinci oldu ve Steven birinci oldu. Evet. Şimdi istersen mavi takımla başlayalım. Çünkü son 5 haftadaki SMS sıralamasında Steven'ın bu ikinci birinciliği. Evet. Yani 3 birincilik Poyraz'da, 2 birincilik Steven'da. Ayşe'yi biraz geride bıraktılar gibi gözüküyor sanki bu sıralamada. Steven'ın birinciliğini nasıl değerlendiririz? Ben özür dileyerek karışık yorum yapsam olur mu? Çünkü kafamda öyle bir yorum sen var. Sen karışık seviyorsun. Karışık seviyorum. Şey. Şimdi söyleyeyim, önce sen öyle yorum yap Murat abi. Ayşe potaya girmediği için oy almamıştır zaten. Tabii. Onu zaten. Tamam. İşte onun için hani o konuyu Ayşe'yi katamayacağım için karışık yapayım dedim. Tamam. Tek tek Ayşe'yi yapamayacağız. Çünkü Sema'nın dediği doğru. Tamam. Şimdi bak Furkan dede, bir kere bana göre bu gece... Ama Ayşe 5 haftadır da yani... Sadece bu hafta için değil. Yok, bir, bu hafta iki, üç, için dört, sadece beş. Söylüyorum. Yani almamıştır zaten. Bak, bu gece bana göre SMS'te şahsi fikrim Survivor tarihinin bana göre en büyük sürprizlerinden bir tanesi olmuştur. SMS birinciliklerinde. Neden dersen, kırmızı takımda İsmail ve Batuhan SMS birincisi olamadı değil mi? Evet, evet. Şu anda mesela Türkiye'de kaç kişiye yolda sorsan, 10 kişiye sorsaydın. Kırmızılarda SMS birincisi kim olacaktı? Ya İsmail diyecekti ya Batuhan diyecekti. Hı hı. Berkay çok büyük bir sürprizle geldi, birinci oldu. Diğer takıma bak. Berkay bu arada son 3 haftanın ikisinde Berkay'ın birinci olduğunu da söyleyelim. Yani devamlılık arz eden bir durum var Berkay için. Şimdi şöyle, Berkay'ı zaten ben bu masaya oturduğumuz günden beri Berkay'la ilgili bir şeyler söyledim. Yine söyleyeceğim. Şimdi Berkay, İsmail Balaban ve Batuhan arasından sıyrılması bana göre sürpriz. Öteki tarafta en büyük bomba patladı bana göre. Poyraz gitti. Steven geldi. İki oldu. Efendim? İki oldu. İki olsun abi. Poyraz kaç haftadır birinci oluyor? Evet. Beklenmedik bir şey. Beş doğru. Olmuyor. İki oluyor. Nasıl beş olmuyor? Beşinci olmuyor. İkinci ya oluyor. İkinci... En kötü skoru ikincilik. Ya kardeşim, bir tane adamın tamam da liderlik kaç koltuğunu günden veriyor beri, yani kaç adam. Günden beri birinci olan adam ikinci olursa bu bir olaydır. Çok büyük dalgalanma yok, onu demek istiyorum. Ya dalgalanma ama kırmızı takımda mesela Batuhan 4 oluyor, 5 oluyor, İsmail 5 oluyor. Şu onu anda, söylüyorum. Şu oluyor, anda, 1'e 2 oluyor. Şu anda Survivor'da İlk üçü bana anlat desen, bana sorsan ilk üçü veya ilk dördü desen, İsmail, Poyraz, Batuhan'ı ben koyarım ilk dörde. Koymaz mısınız? Hı-hı. Ben şahsen koyarım. Üçü de SMS'te birinci olamadı. Bu sürpriz değil mi? Sürpriz. Bundan evet. Daha büyük bomba olur mu Semih? Yani ne istiyorsun sen? Yani onu anlamadım. Sen orada çok büyük sürpriz var diyorsun. Adam var tabii büyük zaten. Sürpriz abi. İsmail, Batuhan, Poyraz üçü de SMS birincisi olamıyor. Bundan daha büyük sürpriz olur mu? Şimdi şunu anlatıyorsun ki ben zaten %100 katılıyorum. Evet. Steven gibi bir karakterin, Poyraz gibi başından sonuna kadar birinci götüren bir adamın şu anda bu kadar kritik bir zamanda onun önüne geçiyor olması bence bu açıklandığı zaman, Acun Ilıcalı açıkladığı zaman Poyraz da bu duruma bozulmuştur bence. Bozulup bozulmaması tabii ki onun bileceği abi iş. Abi ben olsam bozulurum. Yani şöyle. Benim için önemli sen olan şu. Sen bozulmaz mısın? Benim için önemli olan şu. Furkancığım, iki tane SMS birincisi var. Üç tane adamı geçip ikisi SMS birincisi oluyor. Büyük olaydır. Bana göre büyük sürpriz. İsmail, Batuhan, Poyraz'ı geçiyorlar abi. İkisi helal olsun çocuklara. Hı hı. Halk o üçlüyü bırakmış. Geri plan almış. Bu ikisini atmış öne. Bu büyük olaydır. Halk ne düşündü bilmiyorum. Ama gerçekten halk nedir o, elini taşın altına koymuş, elini basmış masaya halk. Evet. Bu onu gösteriyor. Ne diyor halk biliyor musun? Havaya girmeyin. Durun bakalım, bu üçlü havaya girmeyin, daha neler olacak neler diyor halk. Bu üçlü de şimdi onu gördü. Şimdi görmediler mi? Tabii. Poyraz, Steven. Mesela Berkay ikinci defa birinci olduktan sonra mesela Batuhan da gösterdi, İsmail'i de. Evet. Onlar da bozuldu. Tabii. Bir kere bozulmalarından da daha doğal bir durum olamaz. Artık Survivor bitiyor. Tabii. Adam hala ben birinciliği kaptırıyorum. Evet, evet. Şimdi Batuhan'ın röportajı var. Diyor ki ben kendimi son iki final koltuğunda görüyorum diye. Sen kendini final koltuğunda görüyorsan buralarda birinci çıkman lazım. Şimdi bak bu neyi gösteriyor bana biliyor musunuz? Benim şahsi fikrim abi. Şimdi bu üç tane erkek şu anda SMS'te diğerlerine geçildi değil mi? Hı-hı. Bu üç favori olan erkek. Şimdi bu neyi gösteriyor bana biliyor musunuz? Bu üç erkeğin inmesinden sonra aradan... Birileri fırlayacak fena. Two woman. İki kadın diyorsun. Tabii. Two woman hop aradan bana göre fırlayacaklar. Bak gör. İlk dörde girecek iki kadından birisi. Murat abi bence de ben de seninle aynı fikirdeyim. İkisi bile girerse şaşırmam. Olabilir. Girerse girer. İkisi birden girerse şaşırmam. Girerse girer. Ben de o zaman madem buraya kadar geldim ben de fikrimi söyleyeyim. Evet. Ben final koltuklarından iki kişiden birinin kadın olacağını düşünüyorum. Ben bir tanesinin kesin olacağını
İkisinden de olabilir yani diyorum. Son 4 değil, ben son 2'den bahsediyorum. Ha sen son 2. Son 2 koltuktan, ben son 2 koltuktan bir tanesi kadın olacak benim diyorum. Benim 4. Ben 4'e 2 kadından biri kesin girer demiş. Zaman ben de size finalisti söyleyeyim. Şampiyon adayını buyursa ya. Finalisti söylüyorum. Şampiyonu söylüyorsun. Reklamdan sonra mı? Finalist. Tamam, son 2 koltuktan yani. Biri. Finalist. Çünkü arttırdı. Şimdi benim arttırmam lazım. 4 dedi, 2 dedi. Son finalisti söylüyorum. Hayır ben de finalist söyledim işte. Sen... İki kat ya sen diyorsun ki kadından biri finalist olur diyorsun. İki kadından biri i̇sim finalist vermiyorsun olacak. İsim vermiyorsun. Ben isim vereceğim. Ha ben istersen isim veririm. Ver. İki kadın hangisi mi olacak? Evet. Ben direkt isim vereceğim. Tamam ha ben söylüyorum. Aleyna Kalaycıoğlu son iki koltuktan finalist biri. Diyorsun. Finalist olur. Ben de size net bir şey söyleyeyim. Poyraz finalde rakibini bekliyor. Çok net. Çok. Bakın yani çok gerçekten net. Bir şey söyleyeceğim. O kadar ilginç bir bilgi verdi ki seni. Gerçekten bu duruma ilginç? Ben şok oldum. O zaman oldum. Sen de şunu söyle şok madem oldum, bu kadar garanti bakıyorsan Aleyna Kalaycıoğlu Poyraz finali demen lazım. Değil mi? Sen biri Aleyna Kalaycıoğlu diyorsun. Hayır yani biri sen şimdi anlamadım. Ama ben şimdi altını dolduracağım. Ben bunu sıkmıyorum. Biraz sıktın. Söylüyorum. Murat abi lig puan sıralamasına baktı. Evet. Bütün ligin başından sonuna kadar birinci takım işte kim? Galatasaray birinci, Beşiktaş birinci, Fenerbahçe, evet. Semih Şampiyon mesela. Onu birinci Beşiktaş ya. Ligin başından beri birinci Beşiktaş. Semih diyor ki şampiyon Beşiktaş olacak. Arkadaşım yani zaten ligin başından beri adam birinci zaten. Niye getirdin? Niye çok şampiyon önemli bir şey demedin? Bak şimdi Allah aşkına şampiyon olacak dedim ya. Bak şimdi bak şampiyon olacak dedim. Zaten Poyraz'ın zaten biz... Sayın Fikancım niye aldı yaratıyorsun? 20 haftada birinciliği görüyoruz zaten. Benim şampiyon olacak lafı çıktı mı? Finalist olacak diyorsun. Finalist diyorum ben. Hayır yani çok bilinmeyen bir şey mi söyledin? Amerika'yı yeniden keşfetme. Amerika her gün 20 bin kişi yeniden keşfediyormuş. Sen de yeniden keşfetme. Fukancı burada kupon yapmıyor. Peki bir dakika. Şey mi yani sürpriz bir şey. Sen diyorsun Aleyna Kalaycıoğlu evet, olacak. Aleyna Kalaycıoğlu finalist olacağı bugün Ganyan'ı 1'e 8'dir. Bir dakika. Bak, tamam ne olur. 1'e 8'dir. Ama ben bak şimdi bugün bahisçilere bunu sor tamam mı? Aleyna Kalaycıoğlu finalist şey olacak. Yani. Bak ben sana evet. Söylüyorum ya Aleyna Kalaycıoğlu finalist tamam. Olacağı 1'e 8 verir minimum o da. 1'e 10 verenler de olur 12 verenler de olur ama Poyraz finalist olacağı 1'e 2 verir abi. Tamam ama tamam. Sen ben... yani favoriyi açıklıyorsun evet, şimdi yani. Favori sana. İse söylüyorum sebepleri. 10 tane SMS birinciliği var. Bunun bir önemi yok. Önemi var da ben bundan söylemiyorum finalist diye. Murat abinin aslında o konuyu oraya getirdi. Batuhan'ı saydı. İşte İsmail dedi o geldi bu geldi dedi. Hep SMS birincilikleri falan filan vardı. Ama Batuhan'ın biz 4. olduğunu da gördük. İsmail'in de 3. 4. olduğunu gördük mü bilmiyorum. İsmail'in de düştüğünü gördük. Üstüne 2 kişinin çıktığını gördük. Başka Berkay geliyor. Yani bu bir Berkay mesela SMS birincisiydi 18. hafta. 18. hafta 21. hafta 4.'üydü. Orada dalgalanma var. Demek ki aralarında çok büyük fark yok. O onu geçiyor, onu geçiyor. 3 kişi geçiyor üstüne çıkıyor. Ama Poyraz'ı biz 10 hafta bir gördük. Diğer haftalarda 2. gördük. 3. hiçbir zaman görmedik. Poyraz neden ikinci oluyor? Poyraz'ın net bir oyu var ama bazı haftalar bir tepki oyu oluyor. Bir şey oluyor, bir yarışmacı parlıyor. Poyraz'dan bir tık fazla oy alabiliyor. Poyraz'ın o net, stabil oyları onu ilk finalist yapacaktır. Evet, çok net. Evet, çok şimdi ciddi abi bir şey söyleyeyim. Şimdi bir şey söyleyeyim abi. Bütün yarışmacılar başarılıdır. Hepsinden bir tanesi şampiyon olacaktır. O ayrı konu. Ama biz şu anda şu iki adamı... Şu iki adam var şu anda. Tamam iki adam var. Murat abi bir şey söyleyeyim. Bir abi, konu çok güzel yere evet. Geldi. Şimdi bak isimler çıktı. Herkes finalistlerden bir tane isim söylesin. Sema'ya da soracağım. Tamam. Murat abi şimdi çok güzel zaman bak. Tamam, çok güzel söyleyeyim. Zaman. Hadi, sen de benim için şimdi Semih çok hiç bilinmeyen bir isim verdi. Poyraz evet. Finalist olabilir ya, dedi. Senin istediğin bir ismi vermek zorundayım. Hayır sürpriz. Sen şimdi ben Aleyna Kalaycıoğlu dedim. Evet. Çok. Sen şampiyonu mu istiyorsun? Hayır şampiyon değil. Finalist. Finalistlerden bir tanesinin ismini istiyorum abi. Son ikiden bir tanesinin ismini. Son dördü istemiyor musun? Hayır, son ikiden bir tanesinin ismini söyle. Çekiniyor Murat abi, zorlama. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Sema sana geliyor, hazırla. İlk ikiden birini söyle diyor. Son ikiden. Son ikiden birini. Söyleyeyim mi? Söyle abi. Berkay. Of masaya bak ya, masa karma karışık şu an ya. Süper ya, bak işte. Abi demek ki Survivor'ın geldiği noktaya bakar mısın ya? Bak Aleyna Kalaycıoğlu, Poyraz, Berkay. Sema'ya da verelim. Söyle, az önceki yorumların üstüne söyleyeyim. Şimdi izlediğimiz hiçbir şeyle aynı olmayacağını düşünüyorum. Bireysel'e dönülüyor yarından itibaren. Rakipler tamamen değişecek. Mesela İsmail'le Batuhan karşılaşacak. Steven'la Poyraz karşılaşacak. Bazı yarışmacılar bireyselde çok daha başarılıdır. Yani mesela şunu örnek verelim. İlk başlarda
Berkay'ın defalarca Poyraz'ı yenmesi ve Poyraz'ın 2 hafta sonra bundan kurtulması, kendine gelmesi. Bireyselde herkes şu anki durumunda olmayacak. O yüzden dengeler çok fazla değişecek. Ama benim hissettiğime göre ben bireyselde Ayşe'nin çok daha bu son oynanan 5-2'lik mücadeleden sonra bireyselde cesaretinin, belki tavrının, belki inancının daha yüksek olduğunu gördüm. Bireyselde sanki Ayşe daha başarılı olacak ve Batuhan'a karşı 5-0 yenen Poyraz'ın da çok daha hırslı ve pes etmez halini gördüm. Bana kalırsa Poyraz ve Ayşe gibi görünüyor bireyselde parlayacak olan ve de iki kadın yarışmacının da mücadelesi bence hepsinden daha izlenilen, sevilen ve fanatikleştiren bir durum olacak. Bana kalırsa Ayşe ve Alena'nın savaşı ve en büyük mücadelelerden birisi mutlaka finalde olur. O yüzden Poyraz'ın yanına da Ayşe finalde gibi yani olabilir diyorum. Sen direkt iki isim verdin. Evet. Poyraz Ayşe dedin. Poyraz Ayşe geldi şu an. Ben yalnız bir şey... Ben fikrimi söyledim. Yani o, tabii değişir. Sayın Fukan. Bugünden itibaren bakın. Sema coştu. Herkes bir isim verdi. Sema direkt finali açıkladı. Ben de o performans üzerinden gitti. Ben Poyraz üzerinden gidiyorum. Poyraz'ın performansı yerle yeksan olsun. Yine finalist diyorum. Olmaz öyle bir yine şey. Yine finalist diyorum. Batuhan akşama kadar Poyraz'ı yenecek. Görürüz. Sonra Batuhan finale çıkamayacak mı? Bakın görürüz. Bu bir noktadan sonra insanlar helal olsun Batuhan deyip oylarını verir. İnsanlar bir noktadan sonra performansa Barış bakıyorlar. Barış Murat Yağcı 15 tane bireysel oyunun bir tanesini kazanamadı geçen sene. Hatırlatırım. Hatırlatırım derken belgelerle konuşalım. Poyraz'ın durumunu ilgi anlatırken Barış Murat Yağcı'yı hatırladık. Ama Cemal Can son performansıyla gözde oldu. Diğer de benim burada. İki hafta bir şey söyleyeceğim. Tamam sen hani şey diyorsun. Bak. Eğer öyle başarısız olursa kaybedebilir finalde. Tabii. Yok, ben finalist diyorum. Ben şampiyon demiyorum. Finalist. Furkan dedi. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bugün şu belirlenmiştir bak. Hiç kimse hikaye anlatmasın. Bugün şu belirlenmiştir. Öyle şu anda şu favori. Evet. Bu favori. Şu birinci. Tabii. Şu ikinci. Bugün halk dedi ki daha hiçbir şey belli değil. O favori diye evet, gösterilenler evet. Öyle dediler. Ben birinci olacağım, ben şampiyon olacağım falan diye havaya girmesinler. Biz her an her şeyi yapabiliriz dedi halk. Çünkü neden? Steven ve Berkay ikisi de SMS birincisi oldular. Bu arkadaşları tebrik etmek lazım. Ve bu arkadaşları da yabana atmıyorum ben bundan sonra. Hani diyordum ki çok favoriler var. Onlardan başkası Survivor'da artık şampiyon olmaz. Bundan sonra... susuyorum. Tabii. O zaman hazır Berkay demişken şimdi biz günlerdir izliyoruz efendim tabii ki Survivor'ı hep birlikte. Sema diyor ki Berkay birine benziyor. Bak şimdi çatlıyorum geliyor ama bir hafta geliyor gidiyor geliyor gidiyor diyor ki Berkay birine benziyor. Yeşilçam oyuncularından birine benziyor. Yeşilçam oyuncularından birine benziyor. Sema ile Semih yan yana otururken en sonunda sen mi söyledin? Semih benim buldu çünkü sonunda. Yeşilçam'a çok hakim olan bir abim var Murat abi Ütopya'dan. Ha. Hemen ona sordum. Tak diye ismi verdi. Tak diye ismi verdi ve bakın Berkay kime benziyormuş efendim? Yeşilçam oyuncularından. Hakikaten benziyor. Önder Somer'e rahmetli. Maşallah. Önder Somer'e benziyormuş. Tam ekran verebilir miyiz? Vay. Sevgili Yalkın. Peki babasının gelişine benziyor Murat abi? Tabii. Çok benziyor. Yani Semih'e de çok benziyor ama Önder Somer'e de çok benziyor. Önder Somer de çok yakışıklı bir adamdı evet. Ve yalnız, Türk sinemasının efsanelerindendir. Ya Sema şimdi bir haftadır geliyor gidiyor yok diyor benziyor evet. Birine benziyor. Benziyor derken en sonunda ismi bulduk ama gerçekten benziyor. Evet. Gökhan Özen'e de benziyor. Sakalsız hali o ilk girişteki ama, hali Gökhan Özen'di. Ama şu anda... Gökhan Özen yalnız Türk sinemasının efsanelerindendir. Hı-hı. Ve çok yakışıklı bir adamdı. Evet. İnanılmaz yakışıklı bir adamdı ve hep de kötü rollerde oynardı. Yani ama. Türk filmlerinin kötü adamı. Rollerinde oynardı. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Yakışıklı ama tam kötü adam değil. Tam kötü adam değil. Böyle en kötü zengin. Adam değil. Evet, yani ama hakikaten yani böyle bayağı damgasını vurmuştur Türk sinemasına yani. Nokta atışı çok oldu yalnız. Acayip benziyor. Benziyor. Ama şey babasına daha çok benziyor bence. Babasına daha çok benziyor. Yani Semih'le aynı yani. Semih'le ikisini yan yana bir koydursana. Onu şimdi arkadaşların... Belki yapar, yani belki becerirlerse yapabilirlerse. Tamam yapsın. Söyleyelim. Zor bir şeyse... Tamam söyleyelim, yani. Tamam söyleyelim. Olur, yapabilirlerse yapsın. Şimdi yeni yere taşındık ya abi burada. Ondan mı? Evet, şimdi tamam. Hemen Murat abicim Steven'la ilgili de fikirlerini alalım. Steven'la ilgili ne söylersin? Steven'la ilgili fikrim, Steven Poyraz gibi şu ana kadar Survivor'a damga vurmuş ve üst üste birincilikler almış çok önemli bir yarışmacıyı geçerek...
büyük bir başarıya imza atmıştır Steven. Hı-hı. Ve halk da Steven'a yürü oğlum demiştir. Steven da bence çok şu anda havaya Steven girdi. Steven da yürürse de... O da havaya girmeyi seviyor biliyorsun. Steven yürürse de fena yürüyebilir. Çünkü Steven bir kere şimdi havaya girdi. SMS'i de gördü. Tazıydı. Fena tazı olabilir. Yani uçacak şimdi Steven. Yani hem performans olarak uçacak. Şimdi bireysel de dönüyor ya. Hı hı hı. Bireyselde Steven'ı zor tutarsın. Bu havaya da girdi şimdi. Bundan sonra Steven'ı tutmak zor. Evet, tabii her zaman söylediğin gibi Steven bence orada şampiyonluğa düşünen yarışmacıların ayağına epey çelme çakacaktır. Hı hı. Takacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Belki o şampiyon olacaktır. Bunu bilemeyiz. Böyle bir haftada SMS birinciliği onu çok motive etti kesin. Bunu biliyoruz. Berkay'ı da tebrik ediyorum. Berkay da iki hafta önceki SMS birinciliğinin tesadüf olmadığını gösterdi. Bravo. En çok da Batuhan'ı rahatsız etti bu. Gördük bunu. Batuhan rahatsız olur. Batuhan'ın ben kafasından geçenleri görüyorum. Şöyle düşünüyor şimdi. Ben şampiyonluğa giderken İsmail abi olabilir ya da ben olabilirim finalist diye düşünürken şimdi diyor ki bir de Berkay çıktı. Ne yapacağız diyor. Bu cendereden nasıl çıkacağız? Tek diyor benim şansım şu an diyor beklediğim nokta bireysel. Batuhan da şampiyon olabilir. Bence çok iyi getirdi Survivor. Kesinlikle. O da şampiyonluğun adaylığı. Ana karakterlerden biri. Ama işte Berkay'ın SMS birinciliği Batuhan'ı çok düşündürdüğünü ben biliyorum. Onu net söylüyorum. İsmail de illaki düşündürmüştür. Berkay da çok hesap bozdu. Steven da bozdu. Göreceğiz. Ortalık çok kızıştı. Bireyselde daha da kızışacaktır. Artı İsmail'i ayrıca tebrik etmek istiyorum. 6'da 6 yaptı bugün. O da çok önemli bir faktör. Yendiği rakiplerde, şimdi onun da hakkını verelim. Şimdi İsmail oynadığı rakiplerde boş adamlarla oynamıyor abi. Sayın Fukancığım. Poyraz'la oynuyor, Steven'la oynuyor, Dora'yla oynuyor yani. Bireyselde İsmail hep böyle çıkıyor 5'te 5, 6'da 6, 5'te 5 yaparsa farklı bir yere gider. Hikayesi farklı bir yere gider. Bunları belki göreceğiz. Şimdi ben zaten hep söylüyordum ya, hani benim çeyrek final dediğimden kasıt aslında şimdi artık bu bireysel döndü ya, ben bundan bahsediyorum. Ve kuraldan çünkü bahsedelim biraz yeni elemek. Yok, Sema'ya da vereyim bir sözü. Yani oraya da gelelim. Tamam, yani tamam. Haftalık puan durumuna bakarsak Batuhan birinci sırada. Yani Batuhan da aslında çok fazla şansı olan bir yarışmacı ama işte bireyseldeki durumu benim ümidimi kırdı aslında. Bireyselde o Poyraz'la olan 5-0'lık mağlubiyette İki sayı kaybettikten sonra Batuhan çok sinirlenmeye başladı. Ve dikkat ederseniz bu hafta haftanın birincisi olmasına rağmen Batuhan bench'te inanılmaz mutsuz. Gerçekten mutsuz. Ben Batuhan'ı bir haftadır çok mutsuz görüyorum. Hele ki bu Berkay'ın birinciliği onu bayağı bozmuştur. O yüzden pes etmeden devam etmesi lazım. Pes ederse Batuhan işi zor. Şöyle yalnız Sema. Şimdi Batuhan birinciydi. Sonra Berkay aldı ya ondan birinciliği. Hmm. Sonra Batuhan tekrar aldı biliyorsunuz. Evet. Yani Batuhan şimdi Berkay'a kaptı. Olmadı Murat abi. İsmail 17. hafta birinciydi. Aynen. İsmail'den aldı Berkay birinciliği. Sonra Batuhan Berkay'dan aldı. Şimdi Berkay yine Batuhan'dan aldı. Ya burada aslında sonuçta yani Batuhan bayağı da SMS birincisi olamıyordu. Tamam da canım, İsmail vardı. Sergen geçen bak sayıyorum. Sefer Batuhan oldu. Hayır bak Sergen, İsmail, tamam. İsmail, tamam, Berkay, geçen Batuhan sefer aldı. Tamam. Sonra Berkay yine aldı. Ama şunu gösterir. 3-3'ü birden şöyle diyebilirler. Çok büyük uçurumlar yok aramızda. Batuhan bayağı da SMS birinci olamıyordu. Benim dediğim doğru, sen benim dediğime yanlış sen diyorsun. Sen dedin ki Berkay Batuhan'dan SMS birinci. Hayır yani abicim, ben diyorum ki sana. Berkay tamam, SMS birincisi oldu. Evet. Sonra Batuhan aldı Berkay'dan. Evet, aldı. Onu diyorum işte. Yani sonra tekrar Berkay aldı. Evet. Yani evet, arada evet. Berkay, Batuhan Berkay oldu. Evet, evet. Şimdi onun için de Batuhan hani Berkay'a daha önce de kaptırdı. Yani ilk defa kaptırdı daha değil. Daha önce onun kaptırmadı için. Onu söylüyorum Murat abi. Nasıl kaptırdı? Daha önce İsmail 17. hafta SMS birincisi. Batuhan'ın uzun bir süre SMS birinciliği ya yok. Kaptırdı derken Batuhan birinci olamadı, Berkay oldu. Evet. Kaptırdı, hepsi için kaptırdı. İsmail kaptırdı ya birinciliği Berkay. Orada sadece İsmail mi var abi? Hepsi var. Berkay'a hepsi kaptırdı. Sadece evet, evet, İsmail evet mi kaptırdı? Öyle anladım şey mi ben olur? Tamam. Bu arada sevgili Kübra bana mesaj atmıştı. Artık kanıtlarla geliyorum demiş. Bizim Kübra mı? Evet tabii ben dedim ya Ayşe Alene Çalışkan'a kaybedince mevzu oldu diye. Arkadaşları onun sonunda oyun bittikten sonra desteklediler. Hatta bench'te de adaya döndükten sonra da desteklediler. Ama bu bir mevzu oldu. Önemli olan bunun bir mevzu olmaması. Yani çünkü bugün Poyraz da kaybedebilir. Efendim Dora da kaybedebilir. Steven da kaybedebilir. Ama Ayşe'nin Alene Çalışkan'a kaybetmesi. Ayşe de bunu kendi mevzu yaptı. Ayşe'nin de bunu mevzu yapmaması evet gerektiğini düşünüyorum ben. Senin konserle ilgili söyleyeceğin bir şey vardı. Konserle ilgili Ayşe'nin
konusu mu? Ha evet. Aleyna ağlıyor mu ağlamıyor mu? Evet, Aleyna'nın ağlayıp ağlamaması ile ilgili, o konuyla ilgili de fikrini alalım evet, senin. Evet, verecek misin görüntü? Araya verelim görüntüyü, çok tamam, fazla zamanımız yok çünkü. Fark etmez, bu bence bu gecenin en önemli olayı. Ben söylediğim sözlerden hiçbir zaman pişman olmam biliyorsunuz. Çünkü milyon kere düşünüp söylüyorum. Şimdi burada Aleyna Kalaycıoğlu'yla Aleyna Çalışkan sarılırken Ayşe yan bençten ağlıyor mu diye Steven'a soruyor. Bir iki defa soruyor. Steven'a dönüyor diyor ki yani ağlaması mı gerekiyor diyor. Ben olsam ağlardım onun yerinde olsam. Zaman zaman bu sözüm hatırlatılıyor Sayın Murat Özer tarafından. Ayşe'nin Survivor'ı bitti diyor falan filan diye. Ben Ayşe'nin Survivor'ı şampiyon olamaz şöyle böyle demedim. Şunu dedim. Ayşe'nin Survivor'ı bitti. Survivor nedir? Yarışmacının Survivor hayali nedir? Bir strateji belirler. Nasıl ki İsmail ile Batuhan strateji belirlemiş daha yarışmaya girmeden. Bak bu bir stratejidir. Nasıl başlayacağız? Nasıl gideceğiz? Hafta hafta muhtemelen planlarını yapmışlar. Sonra böyle gideceğiz diye. Bak bu strateji böyledir. 20-25 haftalık strateji. Ayşe de bir yarışmacıysa Ayşe de finale nasıl gideceğinin hesabını kitabını yapmıştır. Ama Ayşe şampiyonluktan çok rotasını Aleyna Kalaycıoğlu'na çevirdi. Ben o yüzden Ayşe'nin Survivor'ı bitti dedim. Nitekim beni hiçbir zaman yanıltmıyor. Bugünkü tavrı yine öyle. Aleyna Kalaycıoğlu ağlıyor mu? Bir kere söylüyor sonra bir daha diyor. Ağlıyor mu ağlamıyor mu baktınız mı? Konumuz bu değil. Gündem de bu değil. Gündem sen de değilsin Ayşe. Aleyna Kalaycıoğlu da değil. Orada bir genç bir kız elenmiş. Böyle bir haftada elenmenin de ne ağır bir şey olduğunu yani yaşayanlar bilir. Kız orada gidiyor hala elendi mi, şey ağlıyor mu, ağlamıyor mu? Çok yanlış hareketler. Ben tasvip etmiyorum. Ayşe de bence şampiyonluk adaylarından biri. Ama bunlar hep şampiyonluğuna zarar veren hareketler. Murat abicim istediğin görüntü geldi. Arkadaşlar Murat abinin ama bu konuya yorum yapması tamam, gerekiyor. Tamam yorumu yaptıracağım ben Murat abiye. Berkay'ın Semih yok. Bu benim yorumlarıma bu mu karar veriyor? Hayır ama niye? Bu gecenin çok önemli olayı. Hayır, baktım tamam Türkiye hayır, ayağa kalkmış. Sosyal medya yıkıldı. Evet herkes bunu konuşuyor. Neyi konuşuyordun? Girmeden baktım Ayşe'nin o tamam, lafını. Yorumumu yapayım o zaman kısaca. Ayşe orada duygularını dile getiriyor. Eğer ben olsaydım Dora gitseydi ben ağlardım diyor. Ayşe duygusunu dile getiriyor. Sen niye taktın ki bu kadar kafayı anlamadım. Aleyna ağlıyor mu? Bak bak diyor. Tamam bak bak diyor. Ne yapayım? Şey, kötü bir söz mü söylüyor? Hakaret mi ediyor? Sen niye bu konuya bu kadar taktın? Nasıl niye taktın? Ne var yani bu Türkiye kadar? Türkiye yıkıldı diyorum ben sana. Ya bırak sen nerede? Kendi kendine nasıl empoze yaratma. Bir yerin yıkıldığı yok. Nasıl yok ya? Ya ne yıkıldı be niye abi? Niye sen Ayşe'yi böyle eleştirmekten bu kadar Ayşe, çekiliyorsun? Ayşe söylüyorum işte. Niye ben onu merak ediyorum? Eleştirecek bir şey yok ki. Ne var? Kız diyor ki o niye ağlamıyor diyor. Ben Dora olsa Dora gitse ben ağlardım konumuz diyor. Konumuz o mu? Konumuz Aleyna Kalaycıoğlu'nu ağlayıp ağlamaması Ayşe mı? Sana mı soracak kız konusunu? Kız elenmiş. Hayır Ayşe Dominik'ten seni mi arayacak? Semih abi ne konuşayım onu mu soracak sana? Saygıdeğer izleyicilere sesleniyorum. Yani? Daha önce bu konseyde böyle atışmalar olmuştur. Evet. Murat abi çok sert eleştirmiştir bu yarışmacıları. Bir dakika. Çok sert ben eleştirmiştir. Ben ağlamayan yarışmacıları bugüne kadar eleştirmişimdir hep. Niye ağlamadı diye sen olayı çevirme. Şöyle yapalım. Evet. Survivor X'e kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Murat abicim istediğiniz resim hazırlandı. Berkay ile Semih Yuvakura'nın resmi hazırlandı. Hemen verelim. Resmimiz gelsin. Murat Özer'i istemişti. Evet. Murat abinin dediği gibi yani, babasına daha çok benziyor. Gençken kim bilir ne kadar benziyor. Bence Önder Somer'e daha çok benziyor. Allah. Ama Murat abi bunu istemedi. Semih abinin gençlik halini evet istedi. Ama genç şu an o değil mi? Onu istedi değil mi? Futbol oynadı. Yani futbol oynadı. Tabii şimdiki bir de hani o gençlik zamanı mesela Semih'in böyle Fenerbahçe, Galatasaray formalı falan hali daha çok benziyor. O zaman şimdi burada şunu görüyoruz yani. Ama benziyor yani. Yani Semih Yuvakura'nın gençliğini görüyoruz sağ tarafta. Evet. Berkay'ın da yaşlılığını evet görüyoruz sol tarafta. Evet. Doğru diyebilir miyiz? Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi doğruları söyleyeyim. Semih. Daha mı yakışıklıydı? Berkay da yakışıklı canım. Sen de çocuğu şey yapmıyorsun. Berkay da çok yakışıklı ama Semih yani Semih biz abi ben ne diyorum sana kaç kere anlattım ya. Semih, ama tabii sizin zamanınızın idolü diye sen şimdi kafamda mıydı? David Beckham gibi miydi? Abi Semih mesela işte biz bak 19... Ama Semih aynı zamanda karizmatik ve havalıdır. Tamam da bak 1987 yılı Semih abi yani. Bir dakika 1987 yılı mı ne? 1987 yılı mı ne? Galatasaray Malatya'ya gidiyor.
Biz de şeyden önce oynuyoruz. A takımdan önce oynuyoruz. Biz de altyapıdan Malatya'ya gidiyoruz Semih falan havalimanında. Havalimanında biz işte konuşuyoruz. A takım, genç takım falan. Semih geldi. Hepimize o zaman böyle gri bir pardösü yapmışlardı kulüp. Tamam mı? Herkes gri pardösü giyiyordu. Semih bir geldi abi. Şimdi bakıyoruz Semih'e. Semih bir girdi havalimanına abi. O şeyi kaldırmış böyle hafif. Şöyle yakaları kaldırırsın ya. Ben bir gördüm. Kantona gibi, kantona. Semih'i bir gördük. Hemen herkes yakaları kaldırmaya başladı. Semih gibi yapalım falan diye. Abi acayip bir adamdı Semih. Yani anlatılmakla bitmez. Selamlara geçelim Murat abici. Dur. Özlem Kıcık hanımefendi ve Derya Topuktaş hanımefendi bizi izliyorlarmış. Hem Özlem Kıcık hanımefendiye hem de Derya Topuktaş hanımefendiye buradan selamlarımı iletiyorum. Bizi seyreden herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Evet Semih'ciğim. Ben de hanımefendilere saygılarımı ileteyim. İyi geceler Türkiye. Bizi izlediğiniz için sizlere müteşekkiriz. Görüşmek üzere. Yarın yine yayındayız. Evet Semih'ciğim. Bu kadar andık. Semih Yuva Kur'an'a selamlar söyleyelim. Evet, bütün yarışmacıların aslında ailelerine söyleyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet efendim Survivor Extra'nın bu gecelik sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.